Yer. Evet, peki yılbaşı sofraları, yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi hindi gibi görünse de aslında öyle değil. İşte hindiye alternatif bir yılbaşı sofrası. Elimdeki bu 150 liralık hindiyi görünce lezzetli bir yılbaşı yemeği tarifi vereceğimi düşünebilirsiniz. Ama olan var, olmayan var, alan var, alamayan var. Alternatif bir şey aradık biz de. Ankara'nın en ünlü restoranlarından birine geldik ve Süreya Üzmez'in yanında soluğumuzu aldık. Vatandaş yeni yılda hindi yemek zorunda mı? Asla değil. Bu yıl yılbaşında çok güzel bir kestaneli hamsi pilavı pişirebilirsiniz. Nasıl yapılacak? Normal iç pilav gibi pilav hazırlıyoruz. Ondan sonra hamsilerin de kılçıklarını çıkartıyoruz. Bir iki ufak işlemden sonra tavaya diziyoruz. İç pilavımız var hazır. Taze otlarımız var. Dereotun, maydanoz, nane, reyhan daha aromasını artırmak için iç pilavımızın. Bunu katıyoruz. Biraz iç fıstığı katıyoruz. Kestanemiz var. Kestanemizi katacağız içine. Bir zamanlar tereyağından bizi çok korkutmuşlardı ama ben kendim bildim bileli tereyağı tüketirim. Ama tereyağında koruyucu madde olmamışı ve saf tereyağını tercih ederim. Hindiden çok daha az masraflı olacak. Çünkü neredeyse onda birine mal oluyor hemen hemen. Yani içindeki malzemeyle beraber. Hamsinin kulağına kar kaçtı. Bu aralarda çok güzel kar yağıyor denizlerimize. Dolayısıyla denizlerimiz biraz daha soğudu. Hamsi tam yağlı ve kıvamında ve zebi gibi ucuz. Geçenlerde bir ilimize 350 ton hamsi geldi sahile. Çoğunu bedava dağıttılar. Hamsi pilavımızın üzerine kaplamak için, sarmak için hamsi ilk önce kenarlarını diziyoruz ki sonra üstünü rahat kaplayalım diye. Ekranları başında bizleri merakla izleyen seyirciler için hamsili yılbaşı yemeğimiz hazırlanıyor. Hazırlanması da devam ediyor. Oldukça güzel oldu. Şu anda bile çok lezzetli görünüyor Süreyya Bey. Kesinlikle. Zaten hamsi bizim Karadeniz'in simgesidir. Ama sadece Karadeniz'de değil, Fransa'da provansal mutfağında da çok kullanılır hamsi. Yani dünya bunun kıymetini bilmiş ama en lezzetleri bizde. Tamam. Pilav üzerinde kapladım hamsi. Kenardakilerini de kapattık. Biraz da baskı mı uyguluyoruz? Biraz evet. Sık olsun diye. Senden başka bir yurt yok. Her derdin ilacısın. İnanılmaz güzel görünüyor Süreyya Bey. Yılbaşı için hindiye gerek var mı bu yemek dururken? Bir lezzet patlaması yaşıyorum şu anda. Ağzımızın tadı inşallah 2017 yılında şu kestaneli hamsi pilavının tadında olur. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Reis gene bağırdı, Mehmet abi.